Merhaba Sözsende'ye hoş geldiniz. 2018'e veda etmeye şurada ne kadar kaldı ki? 2018'e veda ederken tabii ki 2019'la ilgili büyük meraklarımız var. Bu şahsi meraklarımız olabilir, ülkemiz hakkındaki meraklar olabilir, dünya hakkındaki genel meraklar olabilir. Bu merakları nasıl gidereceğiz? Bunun bir iki yöntemi var. Bunlardan biri de astroloji. Elbette ki 2018'e veda ederken astrolojisiz olmaz dedik ve Şebnem Hanım'ı davet ettik. Bugün Şebnem Hanım'a söz sende diyeceğiz. ...2018'e veda edip 2019'u karşılamaya hazırlanırken elbette ki astrolojiye fikir danışmadan olmaz. Ama astroloji dendiğinde de ben her zaman yetkin isimleri ağırlamayı seviyorum. Çok değerli bir isim var şu anda astroloji konusunda karşımda. Bir Vedik astrolog. Sevgili Şebnem Ekşip. Ekşip, Eşkip değil, Ekşip. Aynen. Oldukça zor bir soyad. Aynen. Telaffuzu aynen. Çok zor. Şebnem Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi tabii astroloji deyince bütün izleyicilerimizin gözü kulağı bizde. Sözü daha fazla uzatmadan hoş geldiniz faslını hemen şunu sormak istiyorum. 2018'e veda ediyoruz. Nasıl bir 2018 bekliyordunuz? Nasıl geçti? Ve 2019'la ilgili genel anlamda öngörüleriniz neler? 2018 aslında geçtiğimiz yıl biraz beklediğim gibi oldu. Dualite çok bekliyordum. Gezegen gerilemeleri fazlaydı. Bu anlamda işte bizi biraz durdurdu, beklemek zorunda kaldık. Özellikle 2018'in çıkışı herkes için çok kolay değildi. Ama 2019 daha hareket yılı. Öyle mi? Biraz daha hızlı olacağız. Hem dünyada hem ülkemiz için hızlı gelişmelerin olduğu bir sene. Öncelikle gezegen retroları dediğimiz, yani geri giden gezegen sayısı daha az. Hı hı. Normalde işte normal sürecinde gerileyen gezegenler bu rutine girecekler. Ama ekstra bir gezegen gerilemesi yok. İlginç tutulmalar var. Ben biraz biliyorsunuz daha holistik bakıyorum. Yani hı hı. İşte renklerle de uğraşıyorum, taşlarla da uğraşıyorum. Bütün evrensel enerjileri astrolojiyle birlikte birleştiriyorum. Sayılarla da çok ilgiliyim. Bu yılın sayısına baktığımızda 3 önde. Bu da 3. Sarıya denk geliyor. Siz de bugün sarı giymişsiniz. Tesadüf. Tesadüf. Tamamıyla evet. Tesadüf. Bu bir evrenin mesajı mı acaba? Ortada olacaksınız, parlayacaksınız diyelim. İnşallah öyle olsun. Sarının öyle bir tarafı var ama güneş arketipinin öne çıktığı bir yıl olacak. Hı hı. Dolayısıyla bilmediğimiz bir sürü gerçeğin, yani genel olarak söylüyorum dünya ölçeğinde de aniden belirgin olduğu, her şeyin belirginleştiği, pek gizli de bir şeyin kalmadığı bir sene olacak. Çok hı hı. İlginç duyumlar alacağız, ilginç şeyler öğreneceğiz. Dünya ölçeği için hepsini söylüyorum, yani genel gidişat için söylüyorum. Bilmek, öğrenmek, farkına varmak ve bilmediğimiz gerçeklerle yüzleşme senesi. Hızlı hı hı. Bir sene. Yöneticilerin, yönetim kadrolarında olan insanların, önde olan insanların, ortada olan insanların çok konuşulduğu bir sene olacak. Dualiteden çıkıyoruz artık, biraz daha sebep-sonuç ilişkisine gittiğimiz... Ele aldığımız her şeyi neden sorusuyla oturttuğumuz, bunun nedeni ne olabilir diye baktığımız, biraz daha sorgulamalarımızın arttığı bir sene olacak. Kendi hayatlarımızı da çok sorgulayacağız. Hmm. Vedik astrolojisine göre tutulmalar Oğlak, Yengeç ve İkizler Yay hattında oluyor. Hmm. Çünkü birkaç tane tutulmamız var bu sene içerisinde. Dolayısıyla hayatlarında dönüşüm yaşayacak olanlar ağırlıklı olarak... gene Vedik astrolojisine göre ama hani Batı'da da bunu bir sonraki burçlar olarak algılayabilirsiniz... Yay, ikizler, oğlak ve yengeçler. Dönüşüm bekliyor onları. İyi anlamda mı, kötü anlamda mı? Olumlu buluyorum. Dönüşüm güzel bir şeydir. Hı hı. Dönüşmeden iyiye ya da kötüye aslında ulaşamayız. Dolayısıyla eskileri bırakıp, eski konseptlerden uzaklaşıp, belki bırakmamız gerekenlerden biraz sıyrılıp yeniye doğru gitmeyi kolaylaştırır tutulmalar. Ve genel olarak da o senenin vurgusunu oluştururlar. Bu yüzden öğrenmeye, inançlara, inandığımız noktaları sorgulamaya çok dönük olduğumuz bir sene olacak. Hareketli bir sene. Hareketli bir sene. Bu sene hangi burca sizin seneniz diyebilirsiniz? İyi anlamda. Aslında şöyle, yani tam olarak herhangi bir burca sizin seneniz demek çok kolay değil. Hı hı. Çok genel olarak ancak bunu söyleyebiliriz. Yani bunu da nereden ölçümlüyoruz? Jüpiter'in transitinden. Niye? Jüpiter...
astronomik olarak da gökyüzünde duran, seyreden en geniş ölçekli gezegen. Ve dolayısıyla verdiği her şeyi bolluk, bereketli ve büyüterek verdiğine inanıyoruz. Bu yüzden de genel olarak Jüpiter o sene hangi burçta konaklıyorsa o yıl onlar için, o burçlar için biraz daha şansın, kısmetin arttığı, görünür oldukları, ortada oldukları bir sene olarak söylenebiliyor. Vedik astrolojisine göre Akrep, Batı astrolojisine göre de Yay burcu. Çünkü biz bir geriden seyrediyoruz. Dolayısıyla yay, Akrep ve Yay enerjisi kuvvetli olanlar için bu yıl hareketli, bolluk bereket enerjisinin daha yüksek olduğu, evet daha biraz şanslarının yüksek olduğu bir sene diyebiliriz. Kime dikkat dersiniz peki bu sene için? Yaylar bir taraftan dikkat etmek zorundalar. Oğlaklar da biraz bu etkiye başladılar ama özellikle yay burçları, gene Vedik astrolojisine göre özellikle yükselenleri yay olanlar. Niçin? Çünkü Satürn onları sorumluluklara itiyor. Daha fazla sorumluluk aldıkları, sorumluluklarının çok arttığı bir sene olacak. Evet şanslı noktaları da var ama sorumluluklarını aşabilirlerse iyi çalışmaları lazım. Ama çalışırlarsa sonuç alacaklar diyebiliriz. Astroloji direkt olarak gök hareketleriyle birebir bağlantılı. Hiçbir astronomla astroloji konusunu konuştunuz mu? Hiç denk geldi mi? Ya kişisel hayatımda denk geldi. Konuştuğumuz oldu. Ne düşünüyorlar genel anlamda astronomlar, gök bilimciler astroloji konusunda? Nasıl baktığımızı aslında önce anlamak lazım. Yani astroloji gezegenlerin enerji alanlarına da bakıyor. Yani biz astrolojiyle gökyüzü, biz doğduğumuz anda bize ne anlatıyor, o izdüşümler neleri taşıyor, bunları ölçümlemeye çalışıyoruz. Astronomiyle uğraşanlarsa onların hesaplarıyla, enerjilerinden ziyade daha elle tutulur deneysel taraflarıyla ilgileniyor. Evet. Halbuki bizim astroloji öğrenebilmemiz için de astronomiden de faydalanmamız gerekiyor. Tabii ki. Onun için bu soruyu sordum. Birbirinin çok içine geçmiş bir enerji ama şimdi dünyada trendler değişiyor artık. Bundan gittikçe her sene artan bir biçimde, yani öncesine göre daha hızlı bir gelişme var bu anlamda. Gezegenlerin de bunda tabii parmağı var. Ama gittikçe daha fazla şekilde sağ lob, sol lob diyorum ben buna. Yani analitik bakışla, sadece bilimle, sadece ölçülebilir değerlerle olan bakışla biraz daha enerjisel bakış, holistik enerjiler birbiriyle artık birbirini meç etmeye başladı. Bu yüzden tek taraflı bakmadan, evrenin bir bütün olduğunu görerek, enerjinin de var olduğunu ama cismin de olduğunu varsayarak birlikte bunları özdeşleştirmeyi öğreniyoruz. Kabul eden de var, etmeyen de var. Bu evren hareketlerinin spiritüel etkisinin aslında bilime de yansıdığını bir şekilde görüyoruz. Ya da akademik anlamda üniversitelerin de bir şekilde bunu kabul ettiğini görüyorum yavaş yavaş. Üniversitelerde astroloji adı altında bilim dallarının açılmasından kaynaklı söylüyorum. Henüz Türkiye'de yok galiba, değil mi? Türkiye'de yok. Bir dönem özel üniversitelerde galiba bir iki tane de var. Yavaş yavaş başladı. Ama bunun ben gittikçe gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin haritasında, ülkenin haritasına baktığımızda astroloji sevilir bir noktada. Çok. Çok seviliyor ama bu harita veriyor. Çok seviyorlar. Yani ülkemizin haritası bunu veriyor. Türkiye'nin haritasında Uranüs 9. evde. 9. ev öğretileri, bilgiyi, üst bilgiyi temsil eder. Ve Kova burcunda. Dolayısıyla tabii hepsini Vedi'ye göre söylüyorum. Dolayısıyla Uranüs ve Kova burcu direkt astrolojiyle ilgilidir. Astrolojiyle uğraşanların çoğunluğu Kova burcudur. Öyle mi? Dahi burcu derler galiba, değil mi Kova burcuna? Çok bilgiye dönük olduğu için aslında. Biraz da öyledir. Mesela ben biraz daha mesafelilerdenim. Astrolojiye elbette ki bakıyorum, dinliyorum, hoşuma gidiyor. Ama böyle hani astrolojiyle yatıp astrolojiyle kalkıyorum dersem doğru söylemiş olmam. Kimler, ne şekil tipler astrolojiye daha yatkın? Kimler biraz daha uzaklar? Hava grupları daha yatkın. Yani kova, ikizler, terazinin biraz daha bakış açısı bu anlamda farklıdır ama... Ben aslan. Aslanlar nasıldır? Aslanlar daha... evet hani o kadar o noktada değillerdir. Yani siz mesela yaptığınız işi çok uygunsunuz. Ekranda, ortada, daha sahnede olmaya çok yatkındırlar. Aslan burcu olan hani bildiğim ve çok sevdiğim bir sürü de astrolog arkadaşım var. O ayrı mesele ama buna tam manasıyla yani ilim, bilim açısından bakan ve daha ilmi olarak ilerlemeye çalışan grup biraz daha hava. Özellikle kova ve ikizlerdir. Akrep ise için daha ruhsal tarafını, daha biraz majik tarafını da çok sever. Yani sezgisel tarafını çok sever ve doğal bir yatkınlığı vardır buna zaten.
Yengeçler sezgiseldirler, balıklar çok sezgiseldirler. Hı hı. Dediğim gibi her şeyi bir bütün içinde almak zorundayız. Yani astroloji sadece hesap işi değil, sezgilerinizin de çok işin içinde olması lazım ama simya gibi derim ben buna. Biraz peki, ondan, biraz ondan. Peki ne kadar astroloji yoruma açıktır? Ne kadar size net bilgi verir? Aslında şöyle düşünüyorum burada. Hep yani işin öngörü tarafındayız ister istemez. Öngörü yani geleceği bilmek istiyoruz. Hı hı. Ama anınızı bilmeden, şu anda niye burada olduğunuzu bilmeden bunu anlamanız çok zor. Benim Vedi'yi seçmemin nedeni de bu. Yani zor bir konuydu. Doğu ilmi çünkü bu tamamen doğu menşeli. Türklerin çok eski dönemlerde bunu bildiklerini de düşünüyorum. Onunla ilgili de araştırmalarım var. O ayrı bir konu ama Vedik sizin geçmişinizi yani bir şekilde geçmişten getirdiğinizi, köklerinizi, kök alanlarınızı iyi etüt eder, şu anınızı tespit eder ve ondan sonra da geleceğinize bakar. Dolayısıyla bu hayatta niye buradasınız, hangi potansiyellere sahipsiniz, nereye gidiyorsunuz ve neyi deneyimlemeniz lazım çok iyi çözümleyebilir bunu. Bunda kadersel etkilerimizi de çok güzel yorumlar. Kader deyince hiçbir şey değiştiremeyeceğiz anlamında değildir. O da yanlış anlaşılmasın. Ama bu nedenle hani benim uzmanlık alanım olduğu için söylüyorum. Vedik mükemmel çalışıyor. Peki Vedik astrolojiye göre şöyle birer cümleyle çok fazla uzatmadan zamanımız olmadığı için keşke uzun uzun dinleyebilsek sizi. Bu sene 2019 burç yorumlarınızı alabilir miyim? İsterseniz tek tek de söylerim. İsterseniz hani tek tek kısa tamam tek bakalım. Söyleyelim tamam, şöyle bir 12 keyifle. Burç teker teker böyle çok kısa. Ne bekliyor onları? Bir dinlemek isteriz. Koç burcu bir dönüşüm senesinden geçiyor ve biraz daha hayatında farklı kaynaklardan maddi bir şeyler elde etmekle ilgili deneyimler geçirecek. Hı hı. İşte miras ve benzeri deriz biz buna. Farklı kaynaklardan gelecek, daha bu alanlardan gelecek maddi konularda şanslı. Hı hı. Ama psikolojik olarak, ruhsal olarak gelişim gösterdiği bir yılda. Güzel etkileri var. Eğitim ve yurt dışı seyahatler, uluslararası platformda ilgisi varsa, bununla ilgili bir işler yapıyorlarsa güzel sonuçlar ve kalıcı sonuçlar elde edebilirler. Boğa burçları bu yıl Vedik astrolojisine göre özellikle evlilik için en uygun burçlardan bir tanesi. Boğa. Evet, eğer evlilikle ilgili bir düşünceleri varsa, evlenmek istiyorlarsa, buna benzer bir durumları varsa bu sene çok şanslılar. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren ortaklı ilişkiler, gene iş ortaklıkları da buna dahil. İkizler burcu ortaklıklarını deneyimleyecek. Hayatta ikili olarak yaşamlarında birlikte iş yaptıkları, ortaklaşa iş yaptıkları, anlaşmalar, sözleşmeler de buna dair. Bu alanlarda yeni bir inşaata giriyorlar. Yani hayatlarını yeniden inşa ediyorlar bir anlamda. Eski şeyleri bırakıp yenilere geçebilirler. İkizler için hareketli bir sene olacak. Su grupları şanslı bu sene. Yengeçler, ilişkiler, çocuk ve benzeri konularda bir de mesela sahnede olmak istiyorlarsa, biraz öne geçmek istiyorlarsa bu anlamda da şanslı bir senin içindeler. Yengeçleri şanslı buluyorum. Aslanlar aile, ev, gayrimenkul, aileden gelebilecek destekler konusunda gene çok şanslılar. Çocuklarla ilgili ilginç deneyimler elde edebilirler. Belki çocukları işte yeni bir hayata başlayabilir. Bunun onlar için bir deneyimi olabilir. Ya da çocuk sahibi olmaya karar verebilirler. Sorumlulukları artacak. Çocuklarla ilgili sorumlulukları artacak. Aşkta da biraz sorumlulukları artıyor. Başaklar yakın çevreleriyle ilgili deneyimlere çok dönükler. Buradan büyük destekler alacaklar. Arkadaşlar, işte kardeşler, yakın çevreler, girişimleri varsa, girişim planlıyorlarsa bu sene Başaklar için güzel bir sene, şans yanlarında olacak. O girişimlerini hayata geçirebilirler. Terazi burçları maddi konularda sıkılmışlardı bir süredir. Biraz daha zorlu gidiyordu bu alan. Ya da sıkıldıkları noktalarda açılmalar başlıyor artık. Özellikle sanat camiasıyla ilgili de mesela böyle çok terazi enerjisi ve akrep enerjisi güçlü olan kişileri biraz daha önde görebiliriz bu yıl. Dolayısıyla maddi konularda şanslılar teraziler açıkçası. Akrepler, onların senesi Vedik astrolojisine göre Jüpiter akrebe geçti çünkü. Reel gökyüzüne göre de öyledir. Çünkü Vedik aslında reel gökyüzünü kullanır. Yani gerçek gökyüzü değerlerini kullanır. Dolayısıyla akreplerin şanslı bir senesi ama kiloya dikkat etmeleri gerekiyor. Gene çocuk, ilişkiler, maddi konular açısından akrepler şanslılar. Yaylar dönüşüm geçiriyorlar, sorumlulukları artacak ama bu dönüşümü doğru organize edip ve bundan iyi bir sonuç çıkartırlarsa çok iyi ve kalıcı sonuçlar elde edecekler. Yaylar için kalıcı sonuçlar alacakları güzel bir sene olacak ama çok çalışacaklar. Oğlak burçları hedeflerine gidiyorlar, hedeflerini gerçekleştirme senesindeler.
bir hedefleri varsa, hayatlarıyla ilgili yapmak istedikleri bir şey varsa bununla ilgili çok güzel gerçekleştirmeler yaşayabilirler. Sosyal alanları da gelişecek. Yeni arkadaşlıklar olabilir. Kovalar işte şanslılar. Kariyer için önde oldukları bir sene olacak. Kovalar için hakikaten kariyer ve iş biraz daha bu yıl önde olacak aşktan ziyade. Balıklar eğitim, seyahat, yolculuk, akademik çalışmalar için çok şanslılar. Şanslı oldukları bir sene. Onlar da yorulmuşlardı bir süredir. Ama gene Vedi'ye göre ay burçları balık olanlar kariyerle ilgili önemli bazı dönüşümler yaşayabilirler diyebiliriz. Evet, kısaca böyle aktardık. Mesela astrologlara dinlediğim zaman hep böyle belirli gezegenlerin hareketlerini ön plana çıkarıyorlar. Mesela hiç Merkür duydum, Neptün'ün şu hareketi diye ya da çünkü Satürn'den sonraki gezegenler, evet, yani gezegenlerin sıralamasında Satürn'e kadar bunlara jenerasyon gezegenleri. Satürn'den sonrası, jenerasyon sonrası gezegenler, daha doğrusu Satürn ötesi gezegenler de denir. Bunların dönüşleri çok uzun yılları alır. Yani diyelim Uranüs 7 yıl kalıyor bir burçta. Bir döngüyü tamamlaması yıllar yıllar. Neptün keza öyle. Ne oluyor? Neptün, Plüton ve Uranüs, o yüzden de Vedik bunu kişisel haritalarda değerlendirmeye almıyor. Toplumları ilgilendiriyor. Bunlar toplumlar üzerinde büyük dönüşler yapıyorlar. 7 senelik dönüşler olduğu için. 7 senelik, 21 senelik, 24 senelik toplumsal dönüşler yapıyorlar. Hadi Uranüs biraz devreye konabilir ama Neptün ve Plüto dediğimiz gezegenlerin bir hareketini devreye koymanız sizin ömrünüzü yetmiyor zaten. Yani o dönüşünü tamamlamıyor. Peki NASA'dan etkiliyor. NASA'dan bir açıklama geldi diyelim. Yeni bir gezegen keşfedildi boyut olarak. İşte bugüne kadar XC2890 olarak adlandırılan göktaşının atıyorum gezegen olarak değerlendirilmesine karar verildi. Hayda. Yeniden mi yazılıyor? Yok, yazılmıyor işte. O yüzden Satürn'den sonrası bizi zaten bireysel hayatlarımızda etkilemiyor. Ama toplumsal olarak etkiliyor. Toplumsal olarak, ama Plüto'dan sonrası bir şey bulmamız gerekiyor. Çünkü oraya kadar görebiliyoruz teknik olarak. Yani NASA görüyor bunları artık. Dolayısıyla o gezegenler belli zaten bu sistem içerisinde. O da çok dolaylı şekilde belki etkileme yapabilir. Yani bu saatten sonra bulunacak yeni bir gezegenin çok uzak bir gezegen olması lazım. Onu da bize etkilemesi çok güçlü değildir. Ama şu olacak, şu önemli. Mars'a gidecek insanlar. Ve Mars'ta hayat kuruluyor. Yani bunun bütün çalışmalarının yapıldığını biliyoruz. Biraz yeni NASA Mars'a bir araştırma aracı daha indirdi geçtiğimiz ay. Yani uzun vadede bu olacak gibi gözüküyor. Çok da uzun bile olmadığını düşünüyorum ve bununla ilgili ciddi çalışmalar var. Bu bir öngörü. Evet. Mesela Nostradamus dünyanın gelmiş geçmiş en büyük öngörücülerinden biri diyeceğim. Ya da Merlin. Bunlar hep astrolog olarak mı değerlendirilebilir? Hep uzay hareketleri, gökyüzü hareketlerine bakarak mı öngörülerini sunuyorlar? Nostradamus çok iyi bir astrologtu. Onu biliyoruz. Yani özellikle Satürn hareketlerini çok iyi hesaplayabiliyordu. Matematik tarafı da çok güçlü bir alimdi diyelim. Dolayısıyla da aslında onun da öngörülerinin için evet astroloji vardı. Yani iyi bir ve kaliteli bir öngörü yapmanız için astroloji mutlaka bilmeniz gerekir. Astrolojinin başlangıcı olarak nereyi görürsünüz? Yani evet çok kadim bir olgu astroloji, Vedik astroloji. Ama başlangıç astrologlar ne zaman alırlar? Vedik için söyleyeyim, 5000 yıllık yazılı bir tarihi var. 8000 yıllık da yazılı olmayan sözlü bir tarihi var. Yani yaklaşık bundan 8000 yıl önce başladığı biliniyor. Ama 3000 yıl kadar hiç yazıya geçirilmeden uygulanmış. 5000 yıl önce de yazıya geçmiş artık. Yani yazıya geçirmişler. Bunu artık bir mühürlemişler bir anlamda. Dolayısıyla çok eski, yani 7-8 bin yıllık. Batı astrolojisi de Mezopotamya kökenlidir. O da öyle. Yani 4000-5 bin yıllık bir tarihi var astrolojinin. Çünkü insanoğlu kafasını kaldırıp gökyüzüne bakmaya başladığı andan itibaren ilk güneşin sonra da ayın döngülerini fark etmiş. Ve olay şamanizmle başlamış. İlk astrolojinin başlangıcı şamaniktir. Yani şamanik rahipler ya da şamanizm
fark etmiş. Hı. Sonra zamanla işte öğretiler, bakış açıları değiştikçe astroloji genişlemeye ve teknik olarak da daha olgun bir hale ulaşmaya başlamış. Hı hı. Sonra da gezegenler fark edilmiş. Önce ay ve güneş döngüleriyle başlamış aslında. Bu İngiltere'de ne olduğu bir türlü adlandırılamayan var kalıntılar var biliyorsunuz. Bir takım anlamsız şekilde ya da büyük bir anlama göre dizilmiş taşlar, Stonehenge diyorlar biliyorsunuz. Evet, onun da işte güneşin ve ayın hareketiyle astrolojik hareketleri yorumlamak üzere kurulduğu söyleneniyor. Keza piramitlerde güneşin öyle. Vesaire. İşte orada ilk onunla başlamışlar. Yani güneşi ve ayın dönüşlerini keşfetmişler. Hı hı. Stonehenge de öyledir, piramitler de öyledir. Hep güneş ve ay döngülerine göre ayarlanır. Evet. Sonrasında gökyüzünü okumayı geliştirdikçe, matematiksel olarak da geliştikçe işte gökyüzünü diğer ögelerini fark edip bugünkü haline doğru bir gelişim göstermiş astroloji. Çok eski ama. Bir astrolog olabilmek için ne kadarlık bir eğitim almak gerekiyor sizce? Bu eğitimde neler var? Gökyüzü hareketlerini algılamak, gezegenlerden haritasını başlıyoruz. Yani evet. Gökyüzü nasıl algılayacaklar? Gezegenler nedir? Burçlar nedir? Evler nedir? O gezegenlerin ölçümleri nasıldır? Nasıl hesaplanırlar? Hmm. Bir de bizde takım yıldızlar var. Vedik astrolojisinde 27 tane çok güzeller güzeli takım yıldız var. Batıdan farklı kullanıyoruz. Hmm. Onlar işte çok güzel bize önemli noktaları yakalama şansı veriyor o takım yıldızların kullanılması. Bütün bunlar ben biraz Ayurveda'da gösteriyorum. Hmm. Çünkü için sistemde, Vedik astrolojide bu var işte. Çok holistik bakıyor. Yani beden, zihniniz, bedeniniz tüm bu uyumlara bakıyor. Güneşin ve ayın döngülerinin hareketlerini, tutulmaların ne olduğunu öğretiyoruz. Öyle böyle derken bir bakıyoruz. 3 yıl geçmiş. Ama zaten bu işe emek veren, bu işi gerçekten içine sindirenler de sadece 3 sene değil, ömür boyu bu işe hayatlarını vakfediyorlar. Bende bir aplikasyon var telefonumda. Böyle koyduğum zaman hangi gördüğüm parlak noktanın hangi yıldıza tekabül ettiğini ya da hangi yıldız olduğunu, hangi takım yıldızı olduğunu gösteriyor. Bu teknoloji astrologların da işini kolaylaştırdı mı? Ay, o benim en sevdiğim aplikasyon. O benim elimde nereye gitsem her gece gökyüzünü bir seyrediyorum yattığım yerden ondan sonra. Çünkü çok güzel bulunduğumuz yerden veriyor. Şahane bir şey. Türkiye astrologlar açısından güzel bir konumda mı? Gökyüzü hareketleri açısından. Ya Türkiye haritası ilginç bir harita. Dolayısıyla Türkiye sürekli hızlı bir gelişim gösteren ve sürekli hareket içeren bir enerjiye sahip. Çünkü ikizler yükselenimiz ve ay var orada yükselenimizde. Hmm. Dolayısıyla da devamlı bir değişim içindeyiz. Değişken bir burçtur ikizler. Öyle olunca da hiç konu bitmiyor. biraz dünya döngüsü de buna geçti galiba. Yani hızlı gelişiyor bir şeyler. Devamlı bir şey var. Bir de artık biliyor insanlar. Yani bundan bir 5-6 yıl önce işte Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibiydi. Yani sizin söylediğiniz cümleler anlaşılmıyordu. Hep bunu sadeleştirmek zorundaydı. Şimdi herkes Merkür gerilemesini biliyor. Ay tabii herkes ki sizlerin şey sayesinde. uğraştık galiba. Nedir bu Merkür ya? Değil mi? Ne menen bir gezegenmiş bu Merkür bir hayatımızdan. Aslında Merkür'ün derdi problemi şu. Çağın gidişatına uygun diyor. Çünkü Merkür hız gezegeni. Ve yılda 3-4 kere geriliyor yaklaşık. Gerileme de diyor ki hızı kes. Şimdi her şey bu kadar hızlı tüketilirken o hızı kesmek işimize gelmiyor. Ondan sevmiyoruz belki. Gelmiyor. Şimdi normalde programlar sizin kadar yetkin bir astroloğu aldıklarında uzun uzun burçları anlattırıyorlar. Fakat ben hazır 2018'e veda edip 2019'a geçme aşamasındayken biraz daha astrolojiyi sizin bilinçli ağzınızdan dinlemek, biraz daha içimize sindirmek açısından farklı sorular yönlendirmek istedim. Sağ olun. Umarım izleyicilerimizin de hoşuna gitmiştir. Ben böyle çok hoşlanıyorum. Biliyorum, çok bilgiye dönük birisiniz. Farklı, evet bilgi, yani astrolojinin de bilgisine ulaşmaya çalışıyorum. Siz de çok tatmin edici cevaplar verdiniz gerçekten çok bana. Ama hiç ederim, şaşırmadım. Evet, Şebnem Ekşip, tekrar teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. 2018'e veda ederken sizinle birlikte olmak büyük bir keyifti. Aydınlattınız bizi, hem de farklı bir açıdan aydınlattınız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim, programımızın sonuna geldik. Yeni bir Söz Sende de tekrar sizleri bu noktada bekliyor olacağız. Ta ki o ana kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.